Merhaba, ben Mustafa'nın ablasıyım. Bugün Mustafa'nın telefon görüşmesi vardı ama artık o kadar hak ihlallerine başladılar ki görüşmemizin 6 dakika 21. saniyesinde konuşmamızı kestiler. Mustafa'ya hastane süreciyle ilgili, sağlık süreciyle ilgili verdiğimiz bilgileri duymaması için bunu yaptılar. 2 gündür avukatımız İzmir'de ve Mustafa ile görüşemiyor. Bazı başvurular için Mustafa'nın onamını alması gerekiyor. Ama bunu bile kabul etmiyorlar. Kime gitsek, nereye başvursak emir yukarıdan, talimat yukarıdan, görüştüremeyiz, yapamayız diyorlar. Yeter artık. Çok vaktimiz kalmadı ve benim kardeşimin üzerinden o kirli ellerinizi ne olur çekin. Bütün herkesi bıraktınız. Herkesi bıraktınız. Katili, tecavüzcüsü, sapığı, mafya babası. Benim kardeşimi bırakmadınız. Sizin yarattığınız itirafçılar benim kardeşimin bugün ölmesine sebep oluyor. Siz sebep oluyorsunuz. Siz benim kardeşimin tedavi olmasının önündeki en büyük engelsiniz. Kim bu yukarıdakiler? Bu yukarıdan gelen talimatlar kimden geliyor? Yeter ya, avukatıyla görüştürmüyorsunuz, ailesiyle görüştürmüyorsunuz. 10 dakika telefon görüşmesini 6. dakikada kesiyorsunuz. Ölsün istiyorsunuz, bari bırakın yanımızda ölsün ya. Son nefesini yanımızda versin. Yeter artık. Mustafa'ya ses olun, yeter artık. Bütün ayakları kalçasına kadar ödem toplamış ve ayaklarındaki ödemlerin hepsi patlamaya başlamış durumda. Ne istiyorsunuz? Ya adil yargılayın diyoruz, yargılamıyorsunuz. Çok kötü durumda tahliye edin diyoruz, etmiyorsunuz. Derdiniz ne sizin bizimle? Kapıda bile beklettirmiyorsunuz bizi. Ne olur rica ediyorum kardeşime ses olun. Bu kadar zalim olmayın. Mustafa yarın siz de adalete uğramayın diye direniyor. Annesine, babasına, kardeşlerine hasret öldürmeyin ne olur.